Bugünkü program konuğumuz Ali Murat Kırık, dijital iletişim uzmanı. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Bilge Hanım, iyi yayınlar. İyi yayınlar dileriz, çok teşekkür ederiz. Evet, önce şikayetlere gelelim isterseniz. Çok fazla şikayet oldu. Özellikle 2021 yılında kripto para ile ilgili çok fazla şikayetler oldu. Tabii ki şikayetlerin sebebi kripto para karşı değil, aracı kuruluşlara karşı. Birçok kişi de mağdur oldu. Sonrasında da milyon dolarlık, geçtiğimiz hafta özellikle milyon dolarlık dolandırıcılıklar oldu. Bunlardan da bahsedelim. Evet, Bilge Hanım, özellikle son dönemlerde insanların borsaya kadar kripto para birimlerine de ilgi gösterdiğine şahit oluyoruz. Ve kripto paranın değerinin giderek artmasıyla birlikte insanlar için cazip bir yatırım aracı haline dönüştüğünü de söyleyebilmek mümkün. Zaten VTR'de de izledik. Türkiye kripto para piyasası açısından son derece önemli bir konumda yer alıyor. Evet. Neden? Çünkü biz gerçekten kripto paraya çok yoğun ilgi gösteriyoruz. Bir yatırım aracı olarak görüyoruz. Tabii bu durum ister istemez, bu istatistikler ister istemez dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Evet. Son dönemlerde sizin de aslında VTR'de aktardığınız gibi birçok dosyanın geldiğini görüyoruz kripto para dolandırıcılığı adına. Bunların bir kısmı aracı şirketlerden kaynaklı, bir kısmı da aslında biraz vatandaşlarımızın, kullanıcıların, yatırımcıların dikkatsizliğinden kaynaklı bir şekilde gerçekleşti. Tabii kesinlikle dikkatsizlik. Yani dolandırıcılıkların çoğu zaten dikkatsizlik. Anlık işte dediğim gibi hemen bir linke tıklamayla gerçekleştiğini görürüz. Ben de tabii sosyal medyada aktif bir insan olduğum için tabii yayınları izliyorlar. Bu alanda mağdur olmuş insanlar bana ulaşıyorlar Bilge Hanım. Çoğunluğunun dediğiniz gibi aracı kuruluşlardan kaynaklı mağduriyet yaşadığını gördük ki geçenlerde yine bir olay yaşandı. Onu size aktarmak evet, istiyorum. Evet, geçtiğimiz hafta da çok ciddi bir milyon dolarlık bir... milyon dolar, evet aynen öyle. Aynen öyle Bilge Hanım. O olayı ben kısaca anlatmak istiyorum. Mağdur arkadaşımızdan da ben konuştum. Hani en azından izleyicilerimize de aktaralım ki yarın öbür gün mağdur hatayı yapmasınlar. Çünkü, aynen öyle. Çünkü ciddi bir yatırım aracı. Ben şu an diyemem ki Bilge Hanım yani bunu kullanmayın vesaire deme şansımız şu an söz konusu değil. Çünkü gerçekten bir gelir getiriyor ama götürüsünün de çok olduğunu en azından bu örneklerimizle aktarmamız gerekir. Şimdi bundan 2 yıl önce arkadaşımız bir kripto para biriminden satın alım gerçekleşmiş aracı bir firma tarafından. İnternette çok görürsünüz. Bunların tabii isimlerini vermeyeceğiz ama aracı firmalar var. Yani sizin kripto para alacağınız siteler söz konusu. Bunların bazıları gerçekten güvenilir, reklamları olan, işte internette görebileceğiniz türden şirketler. Bazıları da çok düşük fiyatlara çok yüksek gelir vaadiyle vatandaşları kandıran, mağdur eden şirketler evet, olduğunu bu arada tabii ki vatandaşlara da şey söylememiz lazım herhalde. En güvenilir bir şekilde nereden ne şekilde almaları gerektiğini de dolandırılmamak için. Tabii onu da zaten söyleyeceğiz olayı ama şimdi inanın Bilge Hanım ben şunu diyemiyorum. Yani şu en güvenilirdir, şu aracı kuruluş en doğrusudur deme şansımız söz konusu değil. Çünkü onların yapısından da ben size biraz bahsedeceğim. Hatta önce onu söyleyeyim. Şimdi efendim bunlar daha çok ya anonim şirket oluyor ya da limited şirket olarak kuruluyor. Yani bildiğiniz bir şirket. Şimdi Bilge Hanım siz şirket olarak gidiyorsunuz. Ben diyorsunuz ki ben işte buradan şirketten bir şey satın alacağım. Yani siz aslında o şirkete bir nevi hissedar olmuş oluyorsunuz. Ve oranın o şirketin yetkili bir müdürü olmuş oluyor. Şimdi siz oraya parayı yatırıyorsunuz. Parayı yatırdıktan sonra işte bir sene sonra, 2 sene sonra diyorsunuz ki ben bunu çekmek istiyorum diyorsunuz. İlgili şirket yani o aracı firma size o kripto parayı sunan aracı şirket iflas ediyor. Yani daha doğrusu iflasını veriyor. İflası verdikten sonra sadece başında sorumlu bir müdür söz konusu. Hı hı. Siz bundan sonra o sorumlu müdürde hiç üstüne gayrimenkulü yok. Hiçbir mal varlığı söz konusu değil. Hiç üstünde para yok. Onu zaten tahsil edemiyorsunuz. Dolayısıyla siz mağdur olmuş oluyorsunuz. Yani burada sorumlu müdürün hapis yatması vesaire değil ki derdimiz. Önemli burada yani siz zaten kişinin... orada bir mağduriyete uğramışsınız. Ya kesinlikle binlerce kişi mağdur oluyor. Yani sorumlu müdür hapse girse o para cezasını hapiste yatarak çekse ne yani olur? Yani parasını kaybeden vatandaşı pek ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmez. Ben mağdur olmuşum. Ben paramdan olmuşum Bilge Hanım. Yani benim için önemli olan o. Ve az önce söylediğim olaya gelelim. Şimdi Bilge Hanım internette çok düşük dediğim gibi oranlara çok yüksek dediğim gibi kar gelir vaadiyle şirketler aynen öyle
şirketler reklam veriyorlar. E tabii bu dönemde herkes işte borsada konuşuluyor, alışveriş sitelerinde, online küresel ölçekte alışveriş sitelerinde kripto para birimleri üzerinden satın alım işlemleri gerçekleştiriliyor. E bu tabii ki ister istemez bizim için artık ekonominin nasıl dolar gibi, nasıl avro gibi, nasıl sterlin gibi bir para birimi varsa kripto para birimleri üzerinden de al sat işlemlerinin gerçekleştiğini görüyoruz. Yani bunun da ekonomik bir yönü var. Ha, tabii bunun devlete gelir vergisinin verilememesi, bunun vergi kaçakçılığına kullanılması, terör örgütü faaliyetlerinde dediğim gibi paranın kesinlikle dün Masak'ın da bir açıklaması söz konusuydu. Kriptoloji tarafından bu şifrelendiği için bu para birimi devletin takip etme şansı olmuyor. Yani Ali Murat Kırık'tan Bilge Sevilcioğlu'na bir para transferi gerçekleştiğinde devletin bunu kontrol edebilme şansı söz konusu değil. Çünkü niye? O blockchain dediğimiz zincir içerisinde, halka içerisinde bu işlemler evet. gerçekleştiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da zaten bununla ilgili gelişmeleri takibe aldı. İleriki zamanlarda, önümüzdeki zamanlarda bununla ilgili de adımlar atılacak. Evet, vergi gelecek Bilge Hanım. Hatta ben bunu bir yayında ifade etmiştim. İnsanlar o zaman demişlerdi ki ya nasıl olur kripto paranın bir vergisi? Hayır, bu da aynı şekilde para kripto olsa da sanal olsa da aslında alsat işleminiz gerçek. Yani sonuçta siz bunu dediğim gibi bir yerde kar kullanırken... Bir kar ve zarar var, gerçek, kesinlikle. Real bir para var. Real bir para, aslında bir para akışı söz konusu. Evet. Çünkü siz o kripto parayı sonra tekrardan Bilge Hanım ne yapabiliyorsunuz? Real paraya çevirebilme şansına sahip oluyorsunuz. Türk parasına çevirebiliyorsunuz. Amerikan dolarına çevirebiliyorsunuz. İngiliz sterline çevirebiliyorsunuz. Ya da kullanıyoruz bunu bir, herhangi bir alışveriş. Ya da bir alışveriş sitesine, internet e-ticaret sitesine dediğiniz gibi burada bir ürün alabiliyorsunuz. Kitap sipariş edebiliyorsunuz. Dünyanın farklı ülkelerinden dediğim gibi bunu kullanabiliyor. Hatta deep web, dark web dediğimiz biliyorsunuz derin web yani hı hı. özellikle işte çocuk tacirliğinin yapıldığı işte kiralık katillerin kol gezdiği o deep web'te bütün para birimli para işlemleri parasal işlemler kripto paralar üzerinden gerçekleşiyor. Neden? Çünkü takibini gerçekleştiremiyorsunuz. Yani hiçbir şekilde dediğim gibi organ mafyası orada efendim. Orada işte her türlü şey yapıyor. İşte yine dediğim gibi uyuşturucu tacirleri oradan kripto paralar üzerinden kontrol dediğim gibi işlemlerini. Kontrol edilemediği için aslında gayri resmi yapılan her şeye açık bir ortam. Kesinlikle çok haklısınız. Şimdi dediğim gibi iki yöntem tekrardan dönecek olursak bunları açıkladıktan sonra dolandırıcılık faaliyetlerini. Bir tanesi efendim aracı şirketler üzerinden yapılıyor. Aracı şirketler önce sizde güven tesis ediyor. Mesela diyelim ki Bilge Hanım gece saat 11'de siz bir işlem gerçekleştireceksiniz. İnsanlar sizi telefonla arıyor ki mağdur olan vatandaşımızın başına bu gelmiş. Saat 11'de gecenin 11'inde yani 23.00 sularında arıyor. Şimdi Bilge Hanım siz 23.00 sularında aranınca para transferi için, kendi yapacağınız bir işlem için o diyorsunuz bak ne güzel. İlgileniyorlar ufak bir, benimle. Ne kadar güzel diyor. Bu sefer ne yapıyorsunuz siz? Daha fazla yatırmaya başlıyorsunuz. Hı-hı. İşte diyelim 10 bin lirayla başlıyorsunuz, 20 bin liraya çıkıyorsunuz, 30 bin lira. Para da geliyor, gelir elde ediyorsunuz. Ondan sonra bir bakıyorsunuz. Tabii sanal cüzdanlar var. Kripto paralar sanal cüzdanlar içerisinde saklanıyor. Onu da söylemem lazım. Hı-hı. Daha sonra siz bu para transferini bir noktadan diğer noktaya gerçekleştireceksiniz. O sanal cüzdandan çıkıyor, diğer cüzdana aktarım gerçekleşecek. İşte o Ali Cengiz oyunu orada meydana geliyor. Sizin o paranız aktarılacakken, o diğer cüzdana aktarılacakken orada hemen o aracı şirket hemen dediğim gibi diyor ki işte sistem işlem gerçekleştiremedi. Sistem yavaşlıyor, bir sorun oluyor. Site bakıma giriyor. Bakım aşamasındadır diyor. Ve daha sonra işte size efendim siber saldırıya uğradık. İşte efendim para akışı sırasında sistemde kesinti meydana geldiği için bu eylem gerçekleştiremedi diyor. Dolayısıyla aslında orada ne yapıyor? Bunların çoğu da dediğim gibi Türkiye merkezli değil, Amerika merkezli oluyor. Daha sonra siz bu insanlara ulaşabilirsiniz. Hesap soracağımız bir merciyi de bulamıyoruz. Neden bulamıyorsunuz? Çünkü zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an kripto parayı yasal olarak tanımış durumda değil. Evet bunun alımı gerçekleştiriyor, bunun satışı gerçekleşiyor ama yani Bilge Sevicioğlu bugün başvurduğunda ya benim kripto param vardı işte şuradan aldım, işte dolandırıldım, şuraya aktarırken şöyle oldu böyle oldu dediğinizde evet siber emniyet güçlerimiz bununla ilgileniyor, operasyonlar yapıyor ama bunları yakalasanız bile tahsil edebilme şansınız yok. Zaten bunların çoğununda takipsizlikle, bu davaların çoğununda takipsizlikle evet, neticelendiğini muhatap görüyoruz. Olacağımız bir kurum muhatap yok çünkü. Yok. Bunu işte dediğim gibi ne zaman ki bunun yasal müeyyideleri ortaya çıkacak,
vergi sistemine tabi olacak. Ancak o zaman dediğim gibi nasıl sosyal medyada 7200-7500 sayılı sosyal medya yasası ortaya çıktı. Bu kripto paralar için de mutlaka bu gerçekleştirecek ve vergi var. Yani şimdiden bunu söyleyelim. Çünkü vergi. Her gelir elde eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı vergisini ödemekte yükümlüdür. Bu sosyal medyada içerik üretirsiniz ya da işte kripto para üzerinden al sat işlemi gerçekleştirirsiniz. Hepsinin dediğim gibi bir vergisi vardır, bir gelir vergisi vardır. Bilgi Hanım, yani bunu da söylememiz gerekir efendim. Çok az vaktimiz kaldı ama şunu da sormak istiyorum ki evet, vatandaşlar yine kripto para almak istiyorsa en güvenilir bir şekilde nasıl yapması gerekiyor? Şimdi Bilgi Hanım, tabii bununla ilgili gerçekten resmi olarak ticari sicil kaydı bulunan web sitelerine mutlaka giriş yapsınlar. Bunların zaten çoğunun reklamı var. Bunlara girerek mutlaka kullanıcı sözleşmelerini, hizmet sözleşmelerini okusunlar. Yani benim verilerim çalındıktan sonra, benim param çalındıktan sonra bu mağduriyeti ilgili şirket, ilgili firma giderebilecek mi? Ve daha sonra benim yasal haklarım neler? Biz önce yasal haklarımızı bilmemiz gerekiyor. Bunlar kullanıcı sözleşmelerinde o siteye üye olurken hepsi yazar. Ama biz ne yazık ki dijital okuryazar olmadığımız için çok haklarımızın gelecekte ne olduğunu, aynen öyle, çok hızlı geçiyoruz. Direkt onaylıyoruz ama neyi onayladığımızı bilmiyoruz Bilgi Hanım. Dolayısıyla hani alacak insanlar, ki ben kendi adıma almamalarını tercih ederim, ama illaki kripto paraya yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız, yatırımcılarımız mutlaka kullanıcı sözleşmelerini okusunlar. Ve tabii ki internetten bir araştırma gerçekleştirsinler. Bu firmaya dair herhangi bir şikayet yapılmış mı? Güvenilirliği, aynen. Bunları araştırırlarsa en azından bilerek girmiş olurlar Bilgi Hanım. Ve tabii ki burada kişisel verilerin de saklanması, korunması son derece önemli. Çok özel bilgilerin mümkünse paylaşılmamasının zorunlu olmadıkça önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kişisel verilerin korunması da bu dönemde çok önemli. Biliyorsun, evet, çok büyük bir yemek firması. Özellikle pandemi döneminde çok fazla kullandığımız için online her şeyi, evet, kişisel verilerin güvenliği de çok ön plana çıktı. Çok önemli, çünkü biliyorsun çok büyük bir yemek sitesinin biliyorsunuz veri tabanı hacklendi, evet, ve kullanıcıların adres bilgileri, iş yeri bilgileri, şifrelerine erişim sağlandı. Bunlar çok büyük tehlike ve bunlar anlık şekilde de açıklanmıyor Bilgi Hanım. 2 gün sonra, 3 gün sonra açıklanıyor. Zaten işlemler Her şey geçmiş oluyor. O yüzden biraz bizim dijital bilince ulaşmamız lazım. Dijital ortamda %100 güvenlik söz konusu değil. Ama bilinçli vatandaşlar olmamız gerekiyor. Özellikle oltalama saldırılarına karşı da biliyorsunuz, orada da internet ortamındaki sosyal medya sitelerinde de oltalama saldırıları, yani kimlik alı hırsızlığı yapılıyor. İşte buradan alın, kripto para alın, bu siteye girin vesaire deniyor. Aslında ne oluyor? Siber hırsızların veri tabanına biz bilgilerimizi girmiş oluyoruz. O yüzden şunu unutmayalım. Bedava peynir fare kapanında olur. Çok dikkat etmeliyiz bu noktada. Vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi gerekir. Böyle bir durumla karşılaştıkları takdirde de hiç vakit kaybetmeden siber emniyet güçlerimize, evet, ekran görüntüleriyle birlikte siber suçlarla mücadele daire başkanlığımıza bildirmesi, ekran görüntüleri ve dediğim gibi mutlaka ellerinde ne tür bilgi varsa aktarmaları son derece önem arz eder Bilgi Hanım. Evet, burada da işte yine medya, sosyal medya okuryazarlığının önemi ortaya çıkıyor. Çok teşekkür ederiz efendim katıldığınız için programımıza. Ben teşekkür ediyorum Bilgi Hanım. İyi akşamlar diliyorum. Umuyorum bu alanda yatırım yapacak kişilerimiz çok bilinçli bir şekilde bu işlemleri gerçekleştirirler. Dikkatli ve farkında olarak yaparlar. Teşekkür ederim. Evet efendim. Rica ederim. Sona geldik efendim. Sektör analiz programının güzel bir hafta sonu diliyoruz. Sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. Pazar günü tekrar görüşmek üzere.